Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte saç boyama işlemi yapacağız. Sarı renk saç boyama işlemi yapacağız arkadaşlar. Daha önceden sizlerle birlikte doğal renkteki saçıma Igora Royal Highlife'dan 12.2 ve de 12.0 boyalarını karıştırarak bir boyama işlemi yapmıştık. Şimdi üzerinden bir ay geçti ve onun üzerine bir boyama işlemi daha yapacağız. Saçlarımı hiçbir şekilde açıcı uygulamadan sarıya çevirmeye çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde bir açıcı işlemi uygular mıyım? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Şu an ikinci bir boyama işlemi olacak ve bu boyama işleminde de açıcı uygulamayacağım. Görmüş olduğunuz boyaları kullanacağım. Şayet ki açıcı kullanarak bir boyama işlemi yapacaksanız arkadaşlar bununla alakalı bir videom var. Onu sizlere açıklama bölümüne koyacağım. Schwarzkopf Omegaplex ile hem açıcı kullanıp hem de 10.1 boyasıyla boyama yapmıştım. Gerçekten başarılı sonuç alabileceğiniz bir boya. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dilerseniz açıklamalar bölümünden o videoma gidip o videoma bakıp saçlarınıza doğru şekilde açıcıyı kullanıp boyama işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte bir defa boyamış olduğumuz saçımıza yine Schwarzkopf Igora Royal Highlife'dan 10.1 ve de 12.0'ı kullanarak 30 bölümlük oksidanla bir boyama işlemi yapacağız arkadaşlar. Neden bu boyaları kullanıyorum? Hemen şöyle bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar 10.1'i kullanıyorum. Çünkü 10.1 küllü bir sarı arkadaşlar. Saçların turunculaşmasını önleyecek bir boya. 12.0'da arkadaşlar saçlardaki hem beyazları kapatmanıza yardımcı olabilecek bir boya hem de saçınıza istediğiniz rengi tam olarak verebilecek bir boya, net bir boya arkadaşlar. Bunların ikisini karıştırıyorum. Hem net bir renk kazanmak adına hem de turunculaşmayı azaltmak adına bu iki boyayı karıştıracağım arkadaşlar. Ben 30 volüm kullanıyorum. Şayet ki siz daha fazla açılsın istiyorsanız 40 volümlük bir oksidan da kullanabilirsiniz. Fakat 40 volümlük oksidan da saçlarınız daha fazla yıpranacaktır. Ben zaten saçıma açıcı kullanmak istemiyorum. Çünkü bunun sebebi saçlarımın daha fazla yıpranmasını önlemek. Bu sebeple arkadaşlar 30 volüm kullanıyorum. Diyebilirsiniz ki 20 volümlük oksidan kullanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, saçlarınızı açmak istiyorsanız 20 volümlük oksidanı bu boyalarla kullanmanızın bir anlamı olmayacaktır. Fakat saçlarınıza normal bir renk vermek istiyorsanız, yani saçlarınızı zaten açmışsanız ve onun üzerine boyama yapacaksanız işte o aşamada arkadaşlar açıcı sonrası boyama işlemi aşamasında 20 volümlük oksidanı kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hemen saçlarımı göstereceğim. Arkadaşlar tam olarak bir ay önce sizlerle birlikte ilk boyama işlemini yaptık ve görmüş olduğunuz saç rengine ulaşmıştık. Tabii ki de saç boyası bir ay içerisinde aktı arkadaşlar. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki bu geçen bir ay içerisinde saç rengim o görmüş olduğunuz boyamadan sonra daha fazla açıldı diyebilirim. Ve ayrıca arkadaşlar gerçekten ben Igora boyasından memnun kaldım. Evet, saçlardaki boya akabiliyor her boyada olduğu gibi. Fakat arkadaşlar aktıkça zaten saçımın renginin açılmasını istediğim için saç rengim daha fazla açıldı. O ilk boyamada açık karamel tonunu yakalamıştık. Saçlarım çok çok açık karamel rengine dönüştü arkadaşlar bir ay içerisinde. Sizlere şöyle göstereceğim saç diplerim arkadaşlar. Şöyle bir parmak kadar saç dibim geldi bir ay içerisinde. Şimdi sizlerle birlikte bir boyama işlemi daha yapacağız. Tabii ki yine ya karamel tonlarından gideceğiz ya da o tarz tonlardan gideceğiz arkadaşlar. Çünkü hemen bir anda saçlarımız sarı renkte olmayacak. Boyama boyama aşama aşama giderek saçlarımızı sarıya çevirmeye çalışacağız. Fakat ilk boyamaya göre arkadaşlar geçen defa saç rengim gerçekten açılması gerekenden daha fazla bir ton olarak tek bir boyamayla açılmıştı. Bu sebeple ben bu boyamada yine Igora ile devam etmek istiyorum. Ama bu defa 12.2 ve 12.0 ile değil de arkadaşlar 10.1 ve 12.0 ile devam etmeye karar verdim. O boyanın etkisinden çok fazla memnun kaldım fakat 12.2'yi bulamadım. Hemen acil bir boyama da yapmak istedim arkadaşlar. Zaten şu anda sonuç nasıl olursa olsun yine benim kabulüm olacak. Ben şu anda
olan sonuca, çıkacak olan sonuca razıyım arkadaşlar. Bu sebeple saçlarımı aşama aşama boyayarak boyama işlemlerine devam edeceğim. Sizler de videolarımı izleyip fikir alabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa da bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz diyorum. Ve arkadaşlar şimdi artık sizlerle birlikte hemen saç boyasını hazırlıyoruz ve ardından saç boyama işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi saç boyasını hazırlayacağız. Bunun için bir adet saç boyama kabına ihtiyacımız var. Saçımızı boyamak için de bir adet saç boyama fırçasına ihtiyacımız var. Hemen boyalarımı açmakla başlıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu boyamada iki boyanın da tamamını kullanmayacağım. İki boyanın da yarısını kullanacağım. Daha önceki boyamada iki boyanın da tamamını kullanmıştım. Bunun sebebi çok fazla boyadan kullanıp saçı gerektiği kadar açabilmekti. Fakat benim zaten acelem yok ve arkadaşlar ayrıca çok fazla boya da hazırlamak istemiyorum. Bu defa iki boyanın da yarısını kullanacağım ve iki boyanın yarısını kullanarak bir boyama işlemi gerçekleştireceğim. Fakat şöyle de bir şey var ki arkadaşlar, boya ve oksidanı şöyle kullanacağım. Boyadan bir, oksidandan da 1,5 ölçek olarak kullanacağım. Hemen boyayı açıyorum. 10,1 açıyorum arkadaşlar. Küllülük vermesi adına kullanacağım. 10,1 boyasını şöyle açıp sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu Royal yazan çizgiye kadar kabımın içerisine boyadan sıkacağım arkadaşlar. Çok fazla akışkan bir boya değil arkadaşlar. Igora diğer boyalara göre farkı bu diyebilirim. Daha sıkı bir boya. Bu sebeple birebir ölçek oranında kullanmak sizi boyarken zorlayabilir. Biri 1,5 ölçeği bu Igora için gerçekten ideal. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar tam çizgiye kadar boyayı koydum. Şimdi ağzını sıkıca kapatacağım. Ve bir başka zamanda kullanmak için boyamı kaldıracağım. 60 ml'lik bir boyaydı arkadaşlar. Biz boyama kabımızın içerisine 30 ml'lik 10,1 kullandık. Şöyle arkadaşlar, 30 ml'lik 10,1'den sonra 30 ml'lik 12,0 kullanacağız. Onu da yine aynı şekilde Royal yazan çizgiye kadar boyama kabımın içerisine koyacağım. Hemen açıyorum boyayı ve onu da alıyorum boyama kabımın içerisine. Nokta 1 ile 12,0'ı eşit ölçülerde kullanıyorum arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Yine Royal yazan yere kadar boyayı koydum. Ve hemen bu boyanın da kapağını kapatıyorum. Ve onu da kutumun içerisine alıyorum. Bir başka zaman kullanabilmek adına hemen sizlere gösteriyorum. Totalde 60 ml'lik boya var arkadaşlar. İki boyayı şöyle bir karıştırıyorum. Oksidanı koymadan önce. Şimdi arkadaşlar içerisinde oksidan da kullanacağım. Ben Clemency 30 volümlük oksidan kullanacağım. Oksidanın markası çok da önemli değil arkadaşlar. Fakat yine de siz istediğinizi kullanabilirsiniz. 90 ml'lik oksidanı 60 ml
boya koymuş olduğum kabımın içerisine döküyorum. Tamamını döktüm arkadaşlar. Boya ve oksijenini da iyice karıştırıyorum. Şu anda boya tam olması gereken kıvamda oldu. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ne fazla yoğun bir kıvamı ne de fazla sulu bir kıvamı var. Artık hiç beklemeden boyama işlemine geçebiliriz. Fakat öncesinde arkadaşlar ellerimize eldiven takıyoruz. Cildimizi korumak adına, çünkü bu boyalar kimyasal içeriyor. Ve bu sebeple eldiven kullanırsanız kendi sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Ve boyama işlemine geçebiliriz. Saç açmadan sarı saça doğru adım adım ilerlemiş olduğumuz bu yolda arkadaşlar ikinci boyama işlemine şimdi başlıyoruz. Boyamızı birlikte hazırladık ve artık saçlarımıza boyayı sürebiliriz. Boyayı sürmek için arkadaşlar normalde enselerden başlamak gerekiyor. Fakat ben önlerden başlayacağım. Ama siz doğru yöntemle yapmak istiyorsanız saçlarınızı enselerden başlayarak boyayabilirsiniz. Ben hemen boyadan alacağım ve arkadaşlar şöyle dipten başlayıp uca doğru tüm saçlarımı boyayacağım. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Saçlarınızı boyayı sürdükten sonra şöyle bir tarak alın ve hemen saçlarınızı tarayın. Boyanın her tarafa ulaşması, tam olarak her sele, her saç teline işlemesi adına bu işlem önemli. Her bölüme boyayı sürüyoruz ve sonra ardından saçlarımızı tarıyoruz. Saçlarımı boyadıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar saçımın tamamını boyadım. Boyarken tarakla da aralarda taradım ve en son bittiğinde şöyle parmak uçlarımla hafiften masaj yaptım. Her saç teline boyanın tam olarak gelebilmesi için şimdi bir yarım saat kadar bekleyeceğim. Daha sonra saçlarımı yıkayıp karşınıza geleceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sarı saç yolunda ikinci boyama işlemi gerçekleştirdik ve sonucuyla sizlerin karşısına şu anda geldim. Şöyle arkadaşlar, eski oranla bir tık daha açık bir açık karamel oldu arkadaşlar sonuç. Yine sonuçtan memnun kaldım arkadaşlar ben. Bir önceki boyamaya göre 10.1'i farklı olarak kullanmıştım. 10.1 yerine 12.2 kullanmıştım. Ama o boyayı da 12.0 ile karıştırmıştım. Şimdi 10.1 ile 12.0'ı karıştırdım. Ve arkadaşlar sonuç görmüş olduğunuz gibi. Bu boyalarla da gayet başarılı bir sonuç aldım. Ben sonuçtan memnunum arkadaşlar. Yine yıkama işlemi yaparken mor şampuan kullandım. Saçın rengini korumak adına haftada 2 defa mor şampuan kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere de şayet ki kumral boyama veya sarı boyama yapıyorsanız mor şampuan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem turuncu yansımaları önlüyor, hem rengin sağ bir şekilde devamlılığını sağlıyor. Külle etkisinden dolayı arkadaşlar. Umarım ki bu videom sizlere yardımcı olabilmiştir.
Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Tüm yorumlara, tüm sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.